Arkadaşlar bu videoda size duşu acaba doğru mu yapıyoruz? Doğru yapmıyor muyuz? Ne kadar sürede almalıyız? Sıcak mı almalıyız? Soğuk mu almalıyız? Hangi aralıklarla almalıyız? Bunların hepsini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım mı? Şimdi önce bu duş nereden geliyor? Bu latin kökenli la douche. Take a shower. Pa une douche. Yani duş almaktan geliyor. Biz de bunu böyle çevirmişiz. Yoksa böyle alınabilen bir şey değil. Tepemizden böyle foşur foşur yıkandığımız bir şey. Bizde ikiye ayrılıyor. Onlarda da ikiye ayrılıyor. Yani take a shower tek haber. Bizde de aynı şekilde duş yapmak ve banyo yapmak olarak ikiye ayrılıyor. Duş hemen böyle hızlıca, banyo biliyorsunuz böyle köpük köpük. Oh şöyle ferah ferah böyle uzun uzun. Şimdi gelelim nasıl bunu doğru yapacağız. Birincisi Soğuk mu yoksa sıcak suyla mı duş alacağız? Şimdi aşırı sıcak suyla duş almak cildinizdeki bütün yağları söküyor arkadaşlar. Dolayısıyla cildinizdeki bütün yağları söktüğü zaman ne oluyor? Size enfeksiyonlara açık hale getiriyor. Cildinizi de aynı zamanda kurutuyor. Yani sonrasında bir bakım gerektiriyor. Aynı zamanda da uykunuzu getiriyor. Yani aslında kendine göre avantajları var. Eğer ki akşamları duş alıyorsanız sıcak suyla duş almak ya da spordan sonra duş alıyorsanız kendinizi gevşetmek için sıcak suyla duş almak mümkün. Eğer ki güne başlayacaksanız soğuk suyla duş almak çok daha faydalı. Ayrıca soğuk suyla güne başlamak hem sizi ayıltır hem bağışıklık sistemini güçlendirir herhalde vücut. Buna dayanıyorsam ben her şeye dayanırım diyor muhtemelen. <laughs> Endorfin salgılamanıza neden olur bu sizi mutlu eder. Ödemlerinizi atmanızı sağlar soğuk suyla duş almak yani sayısız faydası var aslında arkadaşlar. Her zor şeyde olduğu gibi. Hatta Suç ve Ceza kitabında Raskolnikov'a bile hasta olmamak için soğuk suyla duş al diyorlardı. Rusya'da da artık daha soğuk ne kadar suyla duş alacaksa. Ayrıca cildinizi de uzun yıllar genç tutar. Cilt bakımını da ayrıca anlattım onu şuradan izleyebilirsiniz. Ama ne zaman size zararlı? Eğer ki çok yoğun bir idman yaptıysanız o zaman soğuk suyla duş almak sizin vücudunuzda kramplara neden olabilir. Kaslarınızın kendini yenileyebilmesi için sıcak suyla gevşemeleri gerekir. Yani ağır bir idman yaptıysanız o zaman soğuk suyla duş almayınız ki kaslarınız kendini yenileyebilsin. Tabii duş alırken kullandığımız ürünler de çok önemli. Yani sadece suyu böyle boca etmek değil vücudumuzu temizleyebilmek, hijyenimizi tazeleyebilmek için de bazı ürünler kullanmamıza gerek var. Bunu Mezopotamya'da bin yıllar önce böyle ineğin, keçinin, koyunun yağ asitleriyle çili, toprağı, kumu falan karıştırıp öyle elde ediyorlarmış sabunları. Yani tabii pH dengesini dengelemek, hani asit, bas hepsini karıştırıyorlar ki bu ciltlerine zarar vermesin diye adamlar bulmuşlar. Biz bugün bunun en gelişmiş halini kullanıyoruz. Mesela bu Dovun ürününde olduğu gibi %100 geri dönüştürülmüş şişeden yapmışlar. Bir kere benim için en önemli şeylerden bir tanesi bu. Kesinlikle doğaya saygılı. Aynı zamanda da cilt dostu nemlendiriciler var içerisinde. Dediğim gibi bitkisel yağlar kullanıyorlar. Yani bunu bir Mezopotamyalıya, bir Antik Mısırlıya versen firavunla seçimlere girip kazanabilirsin. Yani düşünsene bunu verdiğini. Adam o kadar uğraşıyor keçi, koyun, onu çıkart, killerle karıştır falan. Ah, hem de cilt dostu falan. <laughs> hem de geri dönüştürülmüş falan diye değil mi? Bence müthiş. Gelelim diğer maddemize. Kısa süreli mi yoksa uzun süreli mi duş almalıyız? Dermatologlar ortalama 10 dakika sizin için yeterli diyor arkadaşlar. Bu hem sizin cildinizi sağlıklı bir şekilde hani kurutmadan optimum sürede yıkanabilmeniz için hem de aynı zamanda doğayı koruyabilmeniz için tabii ki şakır şakır suyu akıtıp gelecek nesillerimizin sularında akıtmamak lazım. Ayrıca da özellikle sıcak suyla duş alıyorsanız çok uzun süre sıcak suyla duş almak kan basıncınızı aşırı miktarda yükselttiği için öyle hafif böyle kafanızı güzel yapar ama tansiyonunuza falan da çok zararlıdır arkadaşlar. Her güzel şeyin zararlı olduğu yani buhar banyosu yapanları buradan selam olsun şokur şokur. Bu arada İngilizlerde bir atasözü de var. Bu hani suyu ne kadar idareli kullanmamızı bence çok iyi öğretiyor. Don't throw out babies with the dirty water diye bir atasözleri var. Yani kirli suyla birlikte bebekleri atmayınız diyor. Bu e, bizim hani pire için yorgan yakmayınız da aynı atasözüne denk düşüyor. Yani önemli şeyleri de değerli şeyleri de o önemsiz şeylerle birlikte atmayın demek. Neden kirli suyla birlikte bebekleri de atmayınız diye bir atasözü olmuş. Çünkü eskiden suya erişim o kadar azmış ki önce eli ekmek tutan yani çalışan erkek. Ondan sonra onun erkek kardeşleri sonra kadınlar ve yaşlılar en son çocuklar yıkanırlarmış aynı suda. Dolayısıyla o su öyle bir kararır, öyle bir siyah böyle bir zifte dönüşürmüş ki çocuk onun içerisinde kaybolurmuş ve suyla birlikte bazen çocukların bile atıldığı olurmuş. Ya sen bugün şakır şakır yıkanabiliyorsun o yüzden lütfen kıymetini bir israf etme diyor aynı zamanda sözü bence. Peki gelelim üçüncü önemli soruya. Sık mı yoksa seyrek mi duş almalıyız? Yani hangi sıklıkta duş almalıyız? Haftada ortalama 3 veya 4 kez duş almak uygundur diyor uzmanlar. Sürekli bir şekilde duş almak, yani her gün günde 2 defa, 3 defa her gün böyle sürekli uzun uzun duş almak cildinizin yağ oranını değiştiriyor, cildinizin pH dengesini bozuyor arkadaşlar. Bu bozulduğu zaman ne oluyor? Akne, sivilce, aşırı kuruma, pul pul dökülme, egzama bunların hepsine de yol açabiliyor. Yani aslında siz temizlenirken faydalı bakterileri de temizliyorsunuz çok sık yaparsanız. O yüzden ideal oranı haftada 3 ile 4 diyoruz uzmanlar. Tabii ki aşırı sıcaklarda sürekli terlediğimiz o sıcaklarda tabii ki duş almak hem o Terin de cildimize verdiği zararı engeller ama yine de günde öyle 3-4 defa şakır şakır duş almak hiç kimseye iyi değil arkadaşlar. Çok az duş alırsak yani çok seyrek duş alırsak ne oluyor? Bu sefer de cilt kendini korumak için yağlanmaya başlıyor. Diyor ki bu yıkanmıyor. O zaman ben kendi dengemi, kendi yağ oranımı kendim bulayım diyor ve aşırı yağlanmaya bağlı bu sefer cilt problemleri geliştirmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bunun azı karar Çoğu zarar diyebiliriz. Peki yıkanırken ne kullanacağız? Yine tabii ki yıkanırken duş jeli dışında kullandığımız bir şey daha var. O da şampuan. Şampuan da kendi cildinize en uygun şekilde seçmek en önemlisi. Bu gerçekten benim de kullandığım bir şey. Hem bunu hem bunun mentollü olmayanını ben kullanıyorum. Gerçekten de kepekleri falan azaltıyor onu da söyleyeyim. En önemli özelliği zaten Clear'ın kepekleri önlemesi. Bütün iletişim bunun üzerine kuruluyor. Ayrıca da mentollüsü de bu işte kafa derinize böyle o masaj yaparak böyle yıkadığınız zaman böyle ferah ferah böyle nefes alıyormuş gibi bir his de veriyor. Özellikle yazın. Biçilmiş kaftan bence. Sıfır kepek, sıfır yağ, sıfır kaşıntı tamamen felsefeleri bu. Tabii şampuanların bugüne gelmesi de yani 1930'larda ilk şampuanın bulunduğunu düşünürsek inanılmaz bir yol. İngiltere'de ilk defa bulunuyor şampuan. Ve i̇lk buldukları şampuanlar aşırı miktarda yağlanma yapıyor ciltte. Bugün biz tabii bütün bunu dengeleyen şampuanları kullanıyoruz. O yüzden kıymetini bilelim bence. Peki gelelim son soruya. Sabah mı yoksa Akşam mı duş alacağız? Bence çok önemli bir soru. Yani ve çok net kesin bir cevabı yok. Burada sizin yaşam tarzınızın ne olduğu. Yani fonksiyonel duş önemli sabah ve akşamları. Da. Eğer ki sabahları tıraş olup güne başlıyorsanız o zaman duştan sonra tıraş olmak size daha kolay bir tıraş sağlar hatta onu da şuradaki videoda anlattım. Eğer ki sabahları spor rutininiz varsa o zaman sabahları duş almak yine size iyi gelecektir. Ama demin de söylediğim gibi ılık ya da sıcak suyla spordan sonra ama ayılmak istiyorsanız da soğuk suyla sabahları duş almanız lazım. Ama şöyle bir dezavantajı var. Sabahları duş aldığınızda cildiniz savunmasız kalır. Çünkü üzerindeki yağlar ve bakteriler gitmiş olur. Dışarıya çıktığınızda da hemen böyle üstüne üstüne tozları mozları yapıştırırsınız. Sonrasında bir krem kullanacaksınız. Eğer ki su bazlı krem kullanmazsanız dışarıya çıktığında terim terim terlersiniz. Dolayısıyla sabahleyin duş aldığınızda dışarıya çıkmadan önce şu cildinizin böyle sıcaklığı böyle dengesi falan böyle yerine gelsin diye biraz bekler öyle dışarıya çıkarsanız daha kolay bir şekilde hayata başlarsınız. Akşamları duş almanın şöyle bir avantajı var. Akşamları duş aldığınızda özellikle böyle ılık veya biraz sıcak suyla duş alıyorsanız böyle iyice gevşersiniz. Gevşedikten sonra da güzel rahat bir uyku çekersiniz. Ayrıca da gün boyu bütün bu üstünüze, saçınıza, yüzünüze yapışmış olan o tozlardan da akşam arınmış bir şekilde yatağınıza girersiniz. Akşamları duş almanın bence en büyük dezavantajlarından bir tanesi o sabahleyin saçlar. Ondan sonra sabahleyin o saçları yerine getirebilmek için bir daha duş alıyorsun değil mi? <laughs> Dolayısıyla sizin hayat rutininiz neyse, nasılsa ona göre sabah ya da akşamı tayin edebilirsiniz. Burada en önemli olan şey sizin düzenli olarak bunu ve hep aynı biyolojik ritimle yapıyor olmanız. Yani bir sabah alayım, bir akşam alayım, bir gün iki kere alayım, beş gün hiç almayayım. Bunu yaparsanız cildiniz neye adapte olacağını şaşırır. Bizim vücudumuz bir şeye adapte olarak hayatta kaldığı için düzen sever. Yani siz bir şeyi düzenli olarak yaparsanız cildiniz de ona göre düzenli hale gelir. Size Az problem çıkartır. Aynı şekilde yine kullandığınız ürünleri de sürekli değiştirirseniz yine böyle saçınız, deriniz, saç deriniz, cildiniz filan neye adapte olacağını, hangi ürüne, hangi rutine adapte olacağını şaşırır. Siz siz olun düzenli bir şekilde kendinize bakın, canınızı sevin arkadaşlar. Lütfen Watson's Türkiye'yi Instagram'da takip etmeyi de unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Özgür Uysal arkadaşlar. Hepinize sevgiler.